Ama çok güzel olmuş. Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Milletvekillerim, açılış konuşmalarına geçmeden önce öğrencilerimizin şiirleri var. Bir şehir düşünün. Kuruluşu milattan öncesine dayanan Eros'un, Poseidon'un, Kanuni Sultan Süleyman'ın şehri. Bir şehir düşünün. Adını Büyük İskender'in koyduğu ve bir şehir düşünün. Buram buram Anadolu kokan, tarih kokan, deniz kokan. İşte yumurtalık böyle bir şehir. 42. Turizm Haftası kutlamaları kapsamında gerçekten yumurtalık inşallah bu yıl bir kez daha kendisini hissettirecek. Sarı sıcağı samimi insanlarıyla Güney'in Gözde şehri adına binlerce yıldır çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapmış ve bu bakımdan da bereketli toprakları ile bölgeye can veren Adana artık turizmin her türüne de uygun, her türüne ev sahipliği yapacağını bir kez daha ortaya koymuştur. Şehrimizde son yapmış olduğumuz portakal çiçeği karnavalı göstermiştir ki Adana bundan sonra turizmde daha da fark edilecek ve Adana'ya bundan sonra seyahat etmek isteyenler ya da gezerek ülkemizin tadına varmak isteyenler Adana'yı göreceklerdir. Muhakkak ki bunda Adana'nın bugün moda tabiriyle ulaşımın karşılığı olarak ifade ediyorum. Lojistik manadaki avantajları Adana'mızı daha ileriye taşıyacak ve bundan sonra başkanım yine değerli başkanımız bir açıklamasını yaptı. Yumurtalığın doğu yakası dedi. Yani şu gördüğünüz yerleşimlerden doğu tarafı enerji ihtisas bölgesiyle birlikte Erzin'e doğru sanayi yatırımlarına ev sahipliği yapacak. Ve yumurtalığın hemen bu bulunduğumuz yerden batıya doğru olan kesimi ise ülkemizin turizm projesi yatırımları çerçevesinde yumurtalık, Karataş, Adana, Tarsus, Mersin, Kazanlı Havzası'na kadar da yeni bir turizm çekim cazibe merkezi olacak. Ümit ediyorum ki bu önümüzdeki yaz döneminden itibaren Tarsus, Kazanlı hattındaki yatırımlar bu bölgedeki farkındalığı artıracak ve bu bölgenin turizm potansiyeli açısından bu yatak sayısı yeterli hale geldiğinde emin olun ki Adana sadece yaz turizmine değil, kış turizmine de ev sahipliği yapacak. Adana'dan Hatay'a, Adana'dan Antep'e, Adana'dan Kapadokya'ya, Adana'dan Tarsus'a hem inanç turizmi hem kültür varlıkları ve tabiat turizmiyle Adana ayrı bir değer kazanacak. İşte inanıyoruz ki turizm geliştikçe bölgemizin esnafı kazanacak. Turizm geliştikçe bölgenin ticari ekonomik potansiyeli bir farkındalık oluşacak ve Adana ekonomik olarak büyüyecek. Büyüyen ekonomi Türkiye'ye Adana'nın kültürel değerleriyle de yansıyacak ve emin olun ki sadece Adana değil, şehrimizin sosyo-kültürel çıtası Türkiye'ye de güzel bir katkı koyacak. Yumurtalığın turizmini geliştirmek noktasında kamu kurumlarımız, devlet ve hükümet kurumları başta olmak üzere valiliğimiz, İl Kültür Müdürlüğümüz, tabii ki yumurtalığın ev sahibi yumurtalıklar adına değerli belediye başkanımızla birlikte Adana Büyükşehir Belediyesi olarak zafiyetleri ortadan kaldırıp şehrimizi modern, yaşanabilir ama tabii güzelliklerini de bir o kadar kıymetli bir şekilde muhafaza eden bir anlayışla ayağa kaldırmanın mücadelesi içerisinde olup inşallah başta iç turizm olmak üzere uluslararası turizmden de yumurtalığın hak ettiği payı
almasının çabası içerisinde olacağız. Bugün buradaki bu kutlama programlarına emeği geçen bizim Kültür Daire Başkanlığımız başta olmak üzere Yumurtalık Belediyesi'ne, İl Kültür Turizm Müdürlüğü'ne ve Adana'nın her programında büyük ilk çeken Adana'nın böyle senfoni orkestrası kıymetindeki bandosuna, müzisyenlerimize çok teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Açık değil hani. Yeah.